Merhabalar hanımlar, kanalıma hoş geldiniz. Evet kızlar, şimdi diyorsunuz ki bu kadar kurdela ne yapacak bu kurdelayla? Kurdelaların daha kalınlarından yabancılar küpe yapıyor sürterek. Ben bundan oya yaptım kızlar size. Ama hiç iğne kullanmayacağız. Sadece bunu tığıyla yapacağız. Sökeceğiz, tığıyla yapacağız. Tığıyla da takacağız yazmanın kenarına. Bu şekilde benim farklı renkte kurdelalarım var. Bunun kalınlığı kurdelayla da oluyor. Şuraya hazırlamıştım ama şöyle kalın kurdelayla daha kolay olur. Eğer elinizde yoksa da yeni alacaksanız böyle kalın kurdele alın. Böyle ince kurdelayla ikiye katlayacağız. Kalın kurdelayla tek tek yapacağız ama çok güzel bir oya yapacağız size. Sizlerle şöyle koyayım. Oyamı bu şekilde göstereyim. Bunun eklenmişini de göstereceğim şimdi size. Eklenmiş halini. Bakın bu şekilde. Bunları ütüledim kızlar ben. Bu ütüleniyor da aynı zamanda. Ütünün ikinci ayarında ütüleyebilirsiniz. Böyle. Bakın. Şu boyutlarını da istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Bakın bu şekilde püsküller yapacağız. İpek gibi çok güzel kızlar. Dediğim gibi ütülene de biliyor. Ben ütüleyince bu hali aldı. Ütülenmemiş hali de bu. Bakın bu ütülenmemiş hali. Bu şekilde bu ütülenmiş hali. Şöyle eklenişle beraber de göstereyim size. Şöyle biraz yakın çekim yapacağım. Bakın bu şekilde de eklenmiş hali. Ben bu şekilde ekledim. Dileyen dilediği gibi ekleyebilir tabii bunu. Şöyle gayet kolay ve çok güzel bir oya oldu kızlar. Şimdi bunun yapımına geçelim. Öncelikle bir iki püf nokta vereceğim bunun yapılışında size. Şöyle kurdelemi alıyorum. Bakın kurdeleyi aldığınızda püskülü ne kadar boyutta yapacaksanız ikiye katlıyorum. Şöyle mesela ikiye katlayayım. Dörde katlıyorum. Püskülü bu boyutta yapmak istiyorum, değil mi? Bu boyutta yapmak istiyorsam ne yapıyorum? Şöyle bir kalemle, istediğiniz renkte kalemle koyabilirsiniz çünkü bu uçları kesiliyor. İkiye katlıyorum. Aynı boyutta buraya koyuyorum işaretim. Çünkü bunun ucunu bir kere açınca bir daha kesip kesip tekrar şu ucu bazen bulması zor oluyor kızlar. Bir kere bulduğunuzda bu şekilde bu ucu, bakın ben buradan kestim, buraları böyle şu şekilde bıraktım, tekrar buradan bak ucunu, şu kenarı da ayrı, bakın ayrı sökülüyor. Ucu kolay bulunuyor, çok zor bulun, çok zor değil ama bazen uğraştırıyor. Her püskülü yapmanızda keser keser uç bulmaya çalışırsanız sizi çok oyalar. Şöyle bakın kenarından buraya kadar söktüm, bakın bu noktalı yeri kadar söktüm. Bunu tekrar bu şekilde, bakın bu şekilde söküyorum. Söktüğüm kenar, şunun ucunu biraz şöyle koparıyorum, kenarda bırakıyorum. Şu da kenarda, burayı makasla keserek alıyorum. Burada makasla keserek burayı bu şekilde alıyorum. Bakın ucunu bulduğum yerler tekrar burada duruyor. Tekrar buradan rahatça uç aramaya gerek duymadan hemen böyle bu şekilde söküyoruz. Evet kızlar, pratik yolu. Şimdi bunu tığıyla yapacağız. Püsküllerimizi hiç iğne kullanmayacağız. Tamamı tığıyla olacak. Bu şekilde. Şu kalın kurdeleyi de göstereyim. Bakın bunu da kalın da şöyle kenarını bulmuşum. Zaten şurasını buldum mu kenarı otomatikmen bulunuyor.
Bu şekilde söküyorum. Aynı şekilde işaretleyin. Bunu 4 kat yapacağım. Bu 2 kattan oluyor. Dolgulu oluyor, güzel oluyor. Bakın bunu bu şekilde söktüm. Bu kalın kurdele sade. Bunu şöyle kıvırarak 2 kat olunca şeyi çok iyi oluyor. Dolgun oluyor. Cılız durmuyor yani. Ama bu ince kurdele cılız durduğu için 4'e katlayacağız. Evet, şimdi ipimi bu şekilde tığa sabitledim. Bakın bunu alıyorum. Bunu tam ortadan ikiye katlıyorum. Ortadan ikiye katladıktan sonra bu şekilde bakın. Bir kenarı uzun, bir kenarı kısa olmasın. Bakın olsa da gerçi ucundan bayağı kesiyoruz. Bakın bu şekilde katladıktan sonra bunu bu şekilde parmağıma bu şekilde geçiriyorum. Şu alttan tığımı batıp hemen bunun üzerinden bir tane sık iğne yapıyorum. Bir tane sık iğne yaptıktan sonra şimdi sık iğnemizi yaptıktan sonra şurayı ayarlıyoruz. Buradan ayarladım tekrar. Bunu bu şekilde ikiye bükerek şu arasından tığımı batıyorum. İkinci sık iğnem. Çok kolay bir oya. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15'ler yaptıktan sonra ne yapıyorum? Bakın bunu hemen şöyle birazcık şurasını gevşetiyorum. Şöyle burayı eşit bir şekilde ikiye katlıyorum. Buradan bir zincir çekeceğim. Bakın eşit bir şekilde ikiye katladım bunu. Tığımın başındaki ipi bakın. Buradan geçiriyorum. Buradan geçirdim ve şuradan sıkarak bakın sıkıyorum burayı birleştiriyorum. Şurada bir yanlışlık yaptım. Bunu buraya takmadan önce şuraya bir zincir çektim. Dönüyorum. Başına bir defa doluyorum. İlk sık iğnenin içine batarak bir kere de çıkarıyorum. Başına doluyorum. Üzerini bir sıra bu şekilde gideceğiz. Başına bir defa dolayarak sık iğne yaparak evet bu şekilde başına bir defa dolayarak bir sıra sık iğne ile gittim üstünü. Şimdi buradan bir iki tane zincir çekiyorum. Hemen en son şuraya yapmış olduğum sık iğnenin içine batıyorum. Bu şekilde şimdi birleştireceğiz. Bakın bu şekilde birleştirip tepesinden takıyorum. Şu ilmiği tepesinden bu şekilde geçireceğiz. Aynı zamanda şu alt kısmı ikisini şöyle eşit şekilde yapalım ki bir tarafından ip gözükmesin. Bakın. Geçirdim ve bu şekilde sıktım. Şimdi sıktıktan sonra şuraya şöyle düzelteceğim. Tam iki tarafını eşit yapmak istiyorum. Buraya bakın 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10 tane sardım. 10 tane sardıktan sonra şöyle ipimi alıyorum. Hemen şu arkasından şöyle sıkıştırarak 1, 2 tane zincirimi çekiyorum ve bunu buradan koparıyorum. Şuradaki ipimi makasımla kesiyorum. Hemen ucunu yakıyorum. Yaktıktan sonra bunu kızlar yaptıktan sonra motifinize şuradan tutuyoruz. Bakın buradan tutuyoruz. Yukarıya doğru şöyle bir çekip bunu buraya oturtturduktan sonra makasımı alıyorum. Şu ortadan hemen kesiyorum. Püskül istediğiniz boyutlarda kesebilirsiniz. Mesela bir tane püskül yaptınız. Onu bunun üzerine koyup şöyle uçlarından aynı boyutta kesebilirsiniz. Ben tabii ki kısa yapmışım alttakini. Böyle üstüne koyup boyutunu aynı yapabilirsiniz püskülünüzün. Bu şekilde ben bunun ucunu şöyle birazcık daha keseceğim. Evet, bakın. Böyle düzeltip ütüleyebilirsiniz. Ütülemeden de ekleyebilirsiniz. Şimdi bunun eklemesine geçelim. Eklemesine şuradan hemen şöyle bu ikinci zincirim 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane zincir çekiyorum. Başına 1, 2, 3, 4, 5 defa doluyorum. Bir tane boş bırakıp ikinci tığ battısına batıyorum. Tığ battılar ikişer zincirden yapılmış. Bu şekilde alta sıkıştırarak ortadaki dolgumuzu buradan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 zinciri çekiyorum. Hemen şuradan 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 tane dolgumu yapıp içinden çekerek bu şekilde çıkarıyorum. Hemen şuradaki dolgumun arkasından bu şekilde batıyorum. Buraya tekrar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zincir çekiyorum. Tekrar bir tane tığ batısı atlayıp tekrar yanındaki tığ battıya bu şekilde batıyorum. Buradan hemen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zincir çekip 1, 2, 3, 4, 5 defa başına dolayıp bir tane tığ batı atlayıp ikinci tığ batısının içine tekrar sıkıştırarak bir tane dolgu yapıyorum. Dolgumu yaptıktan sonra bu ipimi hemen buradan bu şekilde çekiyorum. Yapmış olduğum püskülü alıyorum ön tarafından tam şu orta yerinden tığımı batıp buradan içerisinden çıkarıp buraya bir zincir çekiyorum. Çektikten sonra şu dolgunun arkasından tekrar batıyorum. Bu şekilde tekrar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane zincir çekip hemen bir tane tığ battısı boş bırakarak ikinci tığ battısının içine tığımı batıyorum ve bu şekilde de eklemesini yapıyorum. Evet hanımlar, bakın şöyle gayet güzel, kamera çok fazla parlatıyor, kızlar ışığını açmak zorundayım çünkü çekimler bulanık oluyor, ne yaptığım gözükmüyor, biraz tığ battığım yerler. Bu şekilde gayet kolay ve çok güzel bir kolay püskül oyası oldu. En kolay yapacağınız püskül oyası kızlar, bu da ütülenmiş hali. Bu püsküllerinizi takıp da bu şekilde ütüleyebilirsiniz, şekil verip ister toplu
ütüleyin, ister bu şekilde açarak ütüleyin, nasıl isterseniz o şekilde. Çok güzel olan bir oya. İnşallah beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğeni butonuna tıklamayı unutmayın. Mutlu kalın. Allah'a emanet olun.